Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyor. Manşet programına başlıyoruz. Ben Tekin Naşep. Evet, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımız hatıralarına sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an görevleri başında bizler için hayatını ortaya koyan güvenlik güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve polis teşkilatına, aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu mensuplarına da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yüreğimiz onlarla birlikte, dualarımız onlarla birlikte. Şu an Afrin'de bir insanlık dersi veriyor güvenlik güçlerimiz. Dünyaya zulme karşı nasıl dik durulması gerektiğinin dersini veriyor. Ve dünyanın artık gerçekleri görmesini istiyor. Ve artık dünyada yapılan zulümleri ve bu zulümlerin karşısında susulmaması gerektiğinin dersini de veriyor aynı zamanda. Tabii şehitlerimiz oluyor. Hem Afrin operasyonunda hem maalesef ve ne yazık ki Diyarbakır'da da şehitlerimiz var. Yine dediğimiz gibi terör örgütü hain, kalleş, mert değil, namert. Bu yüzden şehit veriyoruz. Yoksa dediğimiz gibi mert değiller. Çarpışmıyorlar bizimle. Onlar sadece haince, sinsice, kahpece ve kalleşçe pusularla askerimi, polisimi şehit ediyorlar. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor. Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Evet tabii sevgili izleyicilerimiz, şimdi tüm dünya, Birleşmiş Milletler artık bazı gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladı. Aslında görüyordu fakat görmezden geliyordu. Şimdi bir video var. Doğu Guta'da, yani savaş uçaklarının uçtuğu, bombardımanın yapıldığı ve sivillerin nasıl öldürüldüğüne dair, sivillere nasıl zulmedildiğine dair, Suriye rejimi tarafından nasıl insanlığın öldürüldüğüne dair görüntüler var. Ama bu konuda Birleşmiş Milletler sessiz. Hiç orada siviller ölüyor, çocuklar ölüyor diye bir şey yapmadılar. Bir açıklama yapmadılar. Şu BAE denen bir ülke var. Birleşik Arap Emirlikleri. Yani sözde Müslüman. Sözde. Bak Müslüman değiller, o kesin. Müslümanlık böyle bir şey değildir. Sözde Müslüman. Yani zaten bunlardan korkulur. Neden korkulur biliyor musun? Öyle yürekli oldukları için değil. Çünkü dürüst değiller onun için. Ya bunların sonu, bak açık ve net söylüyorum. Bunu söylemek belki günahtır. Fakat bunların topu, soyu cehennemlik. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Neden? Kur'an-ı Kerim'den bir haberler. Müslümanlıktan bir haberler. Onlara göre din, iman, para ve bir başkasının boyunduruğu altında yaşamaktır. Bak onlar için din, iman, para. Yoksa Kabe'ymiş, yoksa Allah'mış, yoksa peygambermiş onların umrunda değil. Bak çok açık ve net söylüyorum. Eğer Allah, eğer peygamber, eğer Müslümanlık onların umrunda olsaydı, yanı başlarında
ölen çocukları, masum sivil vatandaşların nasıl öldürüldüğünü ve Suriye'de yaşanan bu iç karmaşık yüzünden orada büyük bir dram, iç savaşın yaşandığına seyirci kalmazlardı. Yani Amerika'nın beslemesi olmazlardı. Almanya'nın beslemesi olmazlardı. İplerini başkasına vermezlerdi. Bir tek Allah'a sığınırlardı, bir tek Allah'tan korkarlardı, bir tek Allah için hayatlarını sürdürürlerdi ki nitekim bakıyorsunuz Türkiye'ye karşı tavır takınıyorlar, Türkiye'ye karşı demeçler veriyorlar. Neden? Çünkü İsrail söyletiyor onlara. Çünkü Amerika söyletiyor onlara. Hani kurban olduğum Allah bir beyin vermiş. Ey kulum al bunu kullan demiş. Akıl mantığı yürüt demiş. Ama işte görüyorsunuz. O beyni boşuna vermiş. Çünkü o beyni kullanmıyor. Çünkü başkasının beyniyle hareket ediyor. Evet, maalesef ve ne yazık ki şu an savaşların olduğu, iç savaşların olduğu, kargaşalıkların olduğu bölgelere bakın, genelde Müslüman ülkelerdir. Genelde inançlı insanlardır. Hiçbir Hristiyan topluluğu arasında, hiçbir farklı dine mensup topluluklar arasında savaş yoktur. Ama maalesef Müslümanlarda vardır. Hep Müslümanlığı karıştırmaya çalışmışlardır. İşte böyle var ya, bizde de var mesela, böyle Müslümanlığı ön plana çıkartıp her türlü rezaleti işleyenleri de gördük. Yani Müslümanım deyip 5 vakit namaz kılıp çocuğa cinsel tacizde bulunan sapkınları da gördük. Ya gördük, bunlar böyle bir şey. Bunlar zihniyeti bozuk. Ama bunun dinle bir bağlantısı yok çünkü din bunu söylemez. Kendilerine göre bir takım ayetleri kendilerine göre değiştirmişler. Kendilerine göre uygulamaya koymuşlar. Evet, biz de diyoruz ki topunuz cehenneme gidiniz. Türkiye Cumhuriyeti her daim doğru bildiği yolda ilerlemeye devam edecektir. Mazlumun yanında ve hainin karşısında olmaya devam edecektir. Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye Cumhuriyeti askerine işgalci diye bir cümle sarf etmiş. Onlara şunu söyleyelim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Sizin beyninizi işgal eden ülkeleri bir görün. Ondan sonra oturup konuşalım. Yani sizin Müslümanlığınıza kesinlikle saygımız yok. Müslüman olmadığınıza inanıyoruz. Müslüman gibi görünen fakat Müslüman olmayanlarsınız maalesef ve ne yazık ki. Bu çok acı. Ve inanıyoruz ki hak bir gün tecelli edecek ve bunun cezası mutlak surette görülecektir. Şimdi bakın, hani siviller diye yaygaralar kopartıyorlar değil mi? İşte Doğu Guta'da siviller öldürülüyor. O çocukların o enkazlardan nasıl çıktıklarını gördük. Kimse sesini çıkartmadı. Bakın şimdi Doğu Guta'dan bir vatandaş bir video çekiyor. Arapça konuşuyor fakat altında Türkçe'ye çevirmişler, yazılar var. Yazıları da okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta ben buradan gerekirse o yazıları okuyayım ezel. Öyle mi? Tamam. Şimdi orada bunları söylerken bile bir uçak geliyor ve bomba bırakıyor. Şimdi görsün, Birleşmiş Milletler görsün, Almanya görsün, Amerika görsün, Birleşik Arap Emirlikleri görsün. İnsanlık ve işgal neredeymiş? Şöyle oturup görsünler. Bir kere Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in Filistin'de nasıl işgalci devlet olduğunu niye görmez? Onu da bilmiyoruz. O da ayrı bir soru işareti. Evet, şimdi o videoyu izleyelim. Bakalım vatandaşımız bu konuda, masum bir vatandaş, bir sivil, bakın nasıl bir video çekmiş ve dünyaya nasıl seslenmiş. Melalna tevfik. Melalna kelam. Melalna tasvir. Lianna al-ghuta al-sharqiyya تذبح الآن على مرأى الجميع كل الدول دون استثناء ترى وتشاهد صور أشلائنا ترى وتشاهد أطفالنا دون استثناء يسمعون طائراتنا ويشاهدونها من دمشق نعم
هذه الغارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. نعم، أطفالنا يموتون أمامكم أنتم، أمامكم أنتم يا من تشاهدوننا الآن. نعم نعم، مآذننا تبكي، مدننا تهدم فوق رؤوس الساكنين. يا من تسمعون هذا النداء، أنقذوا الغوطة. أنتم يا من تشاهدوننا الآن، أنقذوا الغوطة. كل من مكانه وكل حسب عمله. لن أطيل عليكم، وقتكم غال ولكن دماؤنا ليست رخيصة. Ama bizim kanımız da çok ucuz değil diyor. En sonki cümle bence can alıcı bir cümle. Bence şu an sevgili izleyicilerimiz yani bu video her şeyi anlatıyor. Evet, bu arada sevgili izleyicilerimiz, Diyarbakır şehitlerimize de veda töreni düzenleniyor. Diyarbakır'da şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor. Dediğimiz gibi hain kahpe terör örgütü kalleşçe saldırılar gerçekleştiriyor ve bu bağlamda 3 askerimiz şehit oldu. İşte görüyorsunuz sizler de, Diyarbakır'da aziz şehitlerimiz için resmi tören düzenleniyor. Bu töreni bir müddet sizlere aktaralım, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bayrağını veren, vatan toprağını karış karış kanlarıyla sulayan bu kahramanlar aslında aramızdan hiç ayrılmadı. Daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak, hatıraları ve ruhları her an bizlerle beraber olacaktır. Şehitlerimizin kederli aileleri, en kıymetli varlığınızı kaybetmenin acısını yürekten paylaşıyoruz. Onlarla ne kadar övünseniz, ne kadar gurur duysanız azdır. Teselliniz, vatan uğruna şehit vermenin, şehit anası, şehit babası, şehit eşi ve şehit kardeşi olmanın haklı gururudur. Unutmayınız ki sizlerin varlığı, güçlü ve dik duruşu bizleri daha güçlü kılmakta. Sizlerden aldığımız güvenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Aziz şehitlerimiz, emniyet ve asayiş ile halkın güvenliğini sağlamak gibi kutsal bir görev icra etmek için yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucunda aramızdan ayrıldınız. Şimdi siz de tüm şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz temelinin harcı oldunuz. Uğrunda can verdiğiniz mukaddes vatan toprağında, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyuyun. Bizler ülkesini, milletini, vatanını canımız pahasına korumaya yemin etmiş silah arkadaşlarınız olarak kanınızı yerde koymayacağımıza yemin ediyoruz. Bu duygularla tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, kahraman silah arkadaşlarımızı peygamberler makamını uğurlarken kederli ailesiyle tüm silah arkadaşlarımıza sabır ve metanet diliyorum. Şehitlerimiz Jandarma Subay Kıdemi Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Arz ederim. Şehitlerimiz için duanın yapılması. Diğer yerler açın da. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rab, ya ilahel alamin. Ey bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, esirgeyen, bağışlayan din gününün sahibi Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizleri yardımına nail eyle. İbadetlerimizi, dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rab, peygamberler, sadıklar, salihler ve şehitlerin yolu olan sırat-ı müstakimi bizlere nasip eyle. Ya Rab, vatanımız için, milletimiz için, huzurumuz, güvenimiz için, canımız, malımız, namusumuz için gözlerini kırpmadan,
şehit düşen şu şehit aziz şehit kardeşlerimizi Bedir, Çanakkale, Sarıkamış şühedasıyla birlikte haşreyle, onların şehitlik mertebelerini kabul eyle, kabirlerini pür nur, mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle. Ya Rabbi kederli ailelerine, hasetten anne ve babalarına, eş ve çocuklarına ve milletimize sabr-ı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik lütfeyle. Bizi ateşin azabından koru, ana babamızı ve bütün müminleri bahşeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Şehitlerin ambulanslara konulması. Esas duruş! Evet, bu atların hesabı sorulacak tabii ki. Biz inanıyoruz ki şehitlerimizin silah arkadaşları bu atları duydular. Tüm Türkiye duydu ve bu ağıtların hesabı mutlak surette misliyle sorulacak. Bundan eminiz. Buna inanıyoruz. Güveniyoruz. İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Güvenlik güçlerimize inanıyoruz. Ve biz biliyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ve biz inanıyoruz ki bu şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri evet canları yanacak, evet yüreklerinde ateş var, evet sevdiklerini kaybettiler, evet sevdikleri bir daha gelmeyecek. Ama biz inanıyoruz ki devletimiz, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız şehidimizin geride bıraktığı yakınına tam anlamıyla sahip çıkacak. Askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz
hukukçularımız teröristlerle mücadelesini verecek. Vatandaşlar da, bizler de aziz şehidimizin geride bıraktığı yaralı yüreklerin yaralarını sarmak için bizler de terör sevicilerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Terör sevicilerini tek tek ifşa etmeye ve onların hukuk önüne çıkarılmasına, güvenlik güçlerine teslim edilmesine yardımcı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, kimsenin endişesi olmasın. Ve sizlerden sadece az önce izlediğiniz görüntülerde o şehidimizin bir yakını olduğunuzu düşünmenizi, kan bağınızın olduğunu düşünmenizi, kiminizin eşi, kiminizin abisi, kimisinin, kiminizin babası olduğunu düşünmenizi istiyorum. Ve bu şekilde hareket etmemizi, sosyal medyada terör seviciliği yapanları siber suçlarla mücadeleye şikayet etmenizi, etrafınızda gördüğünüz şüpheli şahısların, terör sevicilerin mutlak suretle emniyet güçlerine bildirilmesini istiyoruz ki işte şehitlerimizin geride bıraktığı yakınlarının bir nebze de olsa o acılarını dindirebilmek adına. Çünkü biz o şehitlerimize çok şeyler borçluyuz. Eğer biz bugün bu ülkede, bu vatan topraklarında, bu cennet topraklarda huzurlu, güven içerisinde yaşıyorsak, işte verdiğimiz şehitler bunu sağlıyor. Bu şehitler boşuna şehit olmadılar. Vatan için, namus için, ülkenin bekası için dik durdular. Ama dediğim gibi Kahpe ve Kalleş terör örgütü ve yandaşları ve sevicileri maalesef ve ne yazık ki her zaman olduğu gibi kalleşliklerini bir kere daha ortaya koymuşlar. Kahpeliklerini bir kere daha tescil etmişlerdir. Bu yüzden şehitlerimize, şehitlerimizin değerlerine ve geride bıraktığı tüm yüreklere sahip çıkmamız gerekiyor. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşımız, her bireyimiz bu konuda aynı fikri taşıyor ve aynı duygular içerisindeyiz. Evet, ve mesajlar var tabii ki. Ramazan Baysal, mekanı cennet olsun inşallah, Allah'ın ailelerine sabır versin demiş. Mekanları cennet olsun inşallah Rabbime, ailelerine sabırlar versin demiş Fidan Kılıç. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, bugün 14 Mart aynı zamanda ve Tıp Bayramı aynı zamanda sevgili izleyicilerimiz, tüm tıp camiasının, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının bugün günü aynı zamanda onların da. Ve onlar da biliyorum ve inanıyorum ki Afrin'de destan yazan Mehmetçiklerden yana ve bu Afrin operasyonunun ne kadar yerinde olduğuna dair açıklamalar da yapacaklardır diye bekliyorum, umut ediyorum. Tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın gününü de tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi mutlak surette değerlerimize sahip çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz ve terörle mücadele sadece askerin, sadece polisin görevi değil. Hepimizin görevi, hepimizin üzerine düşen birçok görevler var ve bu görevleri mutlak surette yerine getirmemiz lazım. Evet, az önceki hanımefendi ağıtlarını hiç kimse aklından çıkartmasın. Yani o ağıtlar bizi dimdik ayakta tutacak ki işte hainlerle mücadele etmek için bizi kamçılayacak ama o ağıdın hiçbir cümlesini hiçbir şekilde aklımızın ucundan çıkarmamamız gerekiyor. Evet, hemen sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Bakalım neler paylaşılmış. Sayın Aytu Hatice paylaşmışlar. CHP Parti Okulu olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz yönetici eğitimi pilot uygulamasını Mersin'den başlattık demişler. Mersin Silifke Çağla Festivali herkesi bir araya getirdi. Birlikte yaşama iradesi ve kültürünü diri
tutmalıyız demişler. Ve Aile Bakanlığı paylaşmış Bakanımız Doktor Betül Sayan, Kadının Statüsü Komisyonu 62. oturumu kapsamındaki genel tartışmalar bölümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Ve Doktor Betül Sayan, Kadın Danışma Konseyi'nin katkı ve katılımlarıyla düzenlediğimiz kadın göç ve mülteci krizi konulu etkinlikte dünya ülkelerinden gelen yönetici ve katılımcılara seslendi demişler. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü paylaşmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı paylaşımına yer vermişler. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz da günaydın Mersin ve Türkiye cümleten merhaba, selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, herkese huzurlu, mutlu ve umutlu bir gün diliyorum. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, ayağınıza taş değdirmesin. İşleriniz kolay, rızıklarınız bol, kazançlarınız helalinden ve bereketli olsun demişler. Rabbim hepimizi ve Afrin'de vuruşan yiğitlerimizi korusun. Tüm şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize de şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Rabbim ülkemiz üzerine oyun oynayanlara fırsat vermesin. Hepimizi kötülerden ve kötülüklerden uzak eylesin demiş. Ve Sayın Cesim Ercik paylaşmış. İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz demişler. Diyarbakır'da bölücü teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim şehadetlerini kabul etsin, başımız sağ olsun paylaşımına yer vermişler. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmış, dün gece mecliste ittifak ve seçim hileleri kanunu görüşüldü. Oyumuzu arttırmadan masa başında milletvekili sayısını nasıl artırırız? Kanun bunun üzerine kurulu. Recep Bey nasıl bir daha Cumhurbaşkanı seçilebilirim diyor. Devlet Bey ise ben barajı aşamam, barajı aşmam lazım diyor. Birisi seçim, birisi baraj derdiyle yan yana geldiler demiş ve bu düzenleme temsilde adalet ilkesine aykırı. Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak şekildedir. Böylelikle mühürsüz oy pusuları geçerli hale getiriliyor denmiş. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, devam edeceğiz sosyal medya paylaşımlarına. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Damak tadınıza hitap edecek, sulu yemek, ızgara, et döner çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Sabah Et Lokantası, İstiklal Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde, Pozcu'da, Palm City'de, Mezitli'de. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Bazen gitsem mi kalsam mı diye düşünürsün ya. Kim bilir, belki de daha tanışmadığın hayatının aşkı orada bilmeden seni arıyordur. Abi, hiç düşünme. Şimdi gitmenin tam zamanı. Turkcell işte bu yüzden var. Dünyanın her yerine, herkese ve her şeye tam da şimdi bağlan diye. Tamamına mobilya üreten, yurt dışına ihraç yapan Çukurova'nın parlayan yıldızı Office Room. 15 bin metrekare üretim alanına sahip Office Room'da üretimini gerçekleştirdiğimiz ev. Ofis. Okul. Otel, restoran mobilyalarımızın zengin çeşidini bulacaksınız. Üretim tesisimizde siz hayal edecek, biz istediğiniz mobilyayı projelendirip hizmetinize sunacağız.
Sizi bir kahve içmeye bekliyoruz. Office Room Mobilya Üretim Fabrikası Bekirde yolu 2. kilometrede. 453-26-91 453-26-91 Mersin. Tepe Medya Grup radyoları artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de kaliteli müziği cebinde taşı. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane, fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret'te bulacaksınız. Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret GMK Bulvarı Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336 89 81 336 89 81. Radyo Klas. Dünden bugüne Radyo Klas. En klası versin Radyo Klas. Arabeskin şahı, arabeskin padişahı, arabeskin padişahı. İçel FM 95.0. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Damak tadınıza hitap edecek, sulu yemek, ızgara, et döner çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Sabah Et Lokantası, İstiklal Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde, Polcu'da, Palm City'de, Mezitli'de. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Bazen gitsem mi kalsam mı diye düşünürsün ya. Kim bilir, belki de daha tanışmadığın hayatının aşkı orada bilmeden seni arıyordur. Abi, hiç düşünme. Şimdi gitmenin tam zamanı. Turkcell işte bu yüzden var. Dünyanın her yerine, herkese ve her şeye tam da şimdi bağlan diye. Tamamına mobilya üreten, yurt dışına ihraç yapan Çukurova'nın parlayan yıldızı Office Room. 15 bin metrekare üretim alanına sahip Office Room'da üretimini gerçekleştirdiğimiz ev, ofis, okul, otel, restoran mobilyalarımızın zengin çeşidini bulacaksınız. Üretim tesisimizde siz hayal edecek, biz istediğiniz mobilyayı projelendirip hizmetinize sunacağız. Sizi bir kahve içmeye bekliyoruz. Office Room Mobilya Üretim Fabrikası Bekirde yolu 2. kilometrede. 453-26-91 453-26-91 Mersin.
Tepe Medya Grup radyoları artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de kaliteli müziği cebinde taşı. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane, fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret'te bulacaksınız. Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret, GMK Bulvarı, Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336-8981, 336-8981. Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve sosyal medya takipçileri. Evet ve tabii bugün de Mersin güneşli bir hava, güneşli bir havayla karşı karşıyayız. Peki bugün, yarın kentimizde ve ilçelerimizde hava nasıl olacak? Karşımda Tuğba var. Günaydın Tuğba. Günaydın Tekin Erşar. Evet, o zaman hemen sözü sana bırakıyorum. İlçe ve ilimizde hava durumu nasıl olacak? Teşekkür ediyorum. Günaydın İçer TV izleyenleri ve Radyo Klas 99.2 üzerinden bizleri dinleyenler. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden karşınızdayız. Hemen Mersin ilimiz merkezden başlıyoruz. Bugün yer yer sağanak yağışlar bekleniyor Mersin'de. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede olacak. Gece saatlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkin. En düşük sıcaklık 12, hissedilen ise 10 derecede. Yarın ise yer yer güneşli, ardından da bulutlanan bir hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık 18, hissedilen ise 22 derecede. İlçelerimize geçiyoruz hemen. Anamur'da bugün yer yer sağanak yağışlar var. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Gece saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık 8, hissedilen ise 7 derecede. Yarın ise sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor olacak. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Ve Aydıncık'ta ise bugün yine yer yer sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklık 18, hissedilen ise 19 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık 6, hissedilen ise 5 derecede. Yarın ise sağanak yağışla birlikte en yüksek sıcaklık 17, hissedilen ise 20 derecede. Bozyazı'da ise bugün yine yer yer sağanak yağışlar. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık 8, hissedilen ise 7 derecede. Yarın ise sağanak yağış etkisini devam ettiriyor olacak. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Mut'ta ise yine yer yer sağanak yağışlar var. Bugün en yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 6, hissedilen yine aynı periyotta 6 derecede. Yarın ise bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 21 derecede. Ve günlerde bugün yer yer sağanak yağışlar var. En yüksek sıcaklık 16, hissedilen ise 18 derecede. Gece saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, en düşük sıcaklık 6, hissedilen ise 5 derecede. Yarın ise muhtemel sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 15, hissedilen ise 18 derecede. Ve Silifke'ye geçiyoruz hemen.
genel itibariyle yağışlar etkisini gösteriyor. Bugün yine Silifke'de de yer yer sağanak yağışlar beklenecek. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede olacak. Gece saatlerinde ise artan bulutlar yine etkisini gösteriyor. En düşük sıcaklık 9, hissedilen ise yine 9 derecede. Yarın ise muhtemel sağanak yağış, en yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede. Erdemli'de ise yer yer sağanak yağışlar yine etkisini gösteriyor bugün. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 20 derecede. Gece saatlerinde ise artan bulutlarla birlikte en düşük sıcaklık 12, hissedilen ise 11 derecede. Yarın ise bulutlu ve güneşli, en yüksek 18, hissedilen ise 21 derecede. Ve hemen Tarsus'a geçiyoruz. Tarsus'ta bugün yine yer yer sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Gece saatlerinde yine parçalı bulutlu bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık 12, hissedilen ise 10 derecede. Yarın ise yer yer güneşli, ardından da bulutlanan bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık 18, hissedilen ise 22 derecede. Genel itibariyle Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminleri bu şekilde. Teşekkür ediyorum Tekinler Şap, söz sende. Evet, teşekkürler Tuğba, verdiğin bilgiler için. Ve hemen kaldığımız yerden devam edelim. Sosyal medyada sevgili izleyicilerimiz, evet, sosyal medya paylaşımlarında şöyle bir göz atalım, kaldığımız yeri hemen bulalım. Kadın meclisleri paylaşmış bu arada. Helin Palandöken 17 yaşındayken reddettiği erkek tarafından vurularak öldürüldü. İlk duruşmasına yanlış sanık getirilen Helin'in ikinci duruşması için yarın Kartal Adliyesi'ndeyiz. Yani bugün için tüm kadınlar Helin'e adaletin sağlanması için davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz demişler. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi paylaşmış. Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir tarafından 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 13'te Mersin Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sunulacak olan Cumhuriyet Konulu Konferansa tüm halkımız davetlidir saat 13'te yarın sevgili izleyicilerimiz. Kongre merkezinde gerçekleştirilecek ve belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri arasında yer alan personellerimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürüyle bilincinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz kurumsal farkındalık bilgilendirme toplantısının birinci günü tamamlandı demişler. Ve Metin Feyzoğlu paylaşmış. Afrin'de Ceritli'den evladımız 23 yaşındaki Orhan Sürmen şehit, 7 askerimiz ve 2 Özgür Suriye ordusu mensubu yaralı. Gürpınar'da Metin Ertaş şehit. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, sevenlerine sabır, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hainler ve destekçileri başaramayacak demişler. Ve Mersin Valiliği de Teknopark olağan genel kurul toplantısı Valimiz Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi demişler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri programında konuştu. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak biliyor ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bizim hayat felsefemiz iyi alışkanlıkları ve ahlakı önemseyen, kötülük, fenalıktan, zulümden uzak durmayı ilke edinen bir anlayıştır. Bu anlayışta zengin fakirden, beyaz siyahtan, güçlü zayıftan, şehirli köylüden, işveren işçiden, erkek kadından daha üstün değildir. Hayırseverlikle dünyaya ün salan bir neslin evlatlarıyız. Bizim toplumsal dokumuzun esası dayanışmadır, merhamettir, sevgidir. Ülkemiz gönül sahibi, merhametli ve müşfik insanların yurdudur. Dünyanın her yerinde yardım faaliyeti yapan binlerce kuruluşumuz var. TİKA, Yunus Emre Vakfı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Kızılay, AFAD ve benzeri kurumlarımız dünyanın her yerinde Türkiye'nin iyilik elçileri olarak görev ifa ediyor diyor Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşımda. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilginin arttığı bir dönemde hocalarımızın irşat vazifelerini ifade ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor demiş. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri paylaşmış.
Irak kuzeyinde Kaniraş bölgesinde arazi aramasına 1 adet güdümlü tank savar füzesi, 5 adet roket atar mühimmatı, 2 adet çok namlulu roket atar mühimmatı, muhtelif hafif silah mühimmatı ve el yapımı patlayıcı malzemeleri ele geçirilmiştir paylaşımına yer vermiş Türk Silahlı Kuvvetleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadesi'nden mezuniyetinin 119. yıl dönümü töreni 13 Mart 2018 tarihinde Makedonya'nın Manastır şehrinde icra edilmiştir paylaşımına yer vermiştir Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve Ulaştırma Bakanlığı da Bakan Arslan AK Parti Digor İlçe Başkanı Tuncer Baykız, Digor İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Çankır, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakan Arslan beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek Kars projeleri hakkında istişarelerde bulundu denmiş. Ve Visit Mersin. Mersin'de aslan parçası Afrin'den selam yolluyor. Tüm takipçilerimize gelsin. Mersin'e selam demiş. Jandarma Özel Harekat Zeytin Dalı Afrin hashtagleriyle selam göndermiş. Biz de buradan yiğidimize selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz. Evet, sosyal medya turumuz böylelikle sona erdi. Yerel gazetelere geçiyoruz ve yerel gazetelerin ilk sayfalarını paylaşacağız. Yeni Güney Gazetesi, Sudan şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirilmiş. Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, şehit polis memuru Fırat Palamut ve şehit piyade er Mustafa Gür'ün ailelerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Çocuk işçiliğiyle mücadele hız kazandı denmiş. Yeni iş mahkemeleri kanunu konulu seminer düzenlenmiş Mersin Barosu tarafından. Ve devam ediyoruz. Mersin İMC gazetesi 3 aydır başhekim atanamadı demişler. Şehir hastanesi için bu arada. Evet. Devam ediyor. Bu arada söyleyelim. Yani başhekim de atanmasa, orada başhekim de olmazsa işler tıkır tıkır da yürüyor. Orada insanlara güzel hizmetler de veriliyor. Orada insanlara dört dörtlük bir hizmet sunuluyor. Yani bunu artık gözler görsün. Yani şehir hastanelerinde artık insanlar sıra beklemiyor. Artık insanlar kuyruk değil. Artık insanlar senet karşılığı hastanelerde rehin tutulmuyor. Artık hastanede insanlara birinci sınıf muamele yapılıyor. Artık insanlar palas pandıras odalarda üst üste yığın halinde konulmuyor. Gidin bakın 5 yıldızlı konforda otel odasında ağırlanır gibi ağırlanıyor orada insanlar. Biraz da bu taraflarını da görmek lazım. Hani haklıya hakkını teslim etmek lazım. Başhekiminin atanmaması bence o kadar büyük bir sorun değildir. Orada işler yürüyor mu? Orada insanlar sağlık hizmetini sağlıklı bir şekilde alıyor mu? İnsancıl bir şekilde alıyor mu? Bunu da görmek lazım. Yani bizim derdimiz, bizim çabamız orada insanlar hizmet alırken bu hizmet kalitesi yüksek mi? Vatandaşlar kuyrukta mı? Vatandaşlar senet mi imzalıyor? Vatandaşlar orada tek bir odada üst üste alt alta mı yatırılıyor? Bunları da görmek lazım. Gidip görmek lazım. Yani uzaktan, masa başından olmuyor bu işler. Gidip görmek lazım. Yani şehir hastanelerinde bugüne kadar karşı duranları anlamış değilim. Gidip orayı gördüler mi acaba? Bunu da çok merak ediyorum. Evet, sadece şu sorunlar var. Bu sorunlar da giderilmesi lazım bence. Nedir? Bir, evet, kimi yerlere göre uzak ama ona bakarsanız Toroslara da yakın. Şimdi Mezitli de olsaydı Toroslara uzak, Mezitli'ye yakın olacaktı. Bunun zaten uzaklık, yakınlık mevzusunu bir kere konuşmamamız lazım. Şunu konuşmalıyız. Oraya otobüs seferleri veya ulaşım seferlerini arttırabilir miyiz? Ve arttıralım. Bunu konuşalım. Sonra neyi konuşalım biliyor musunuz orada? Artık bu hastanenin de bize yetmediğini konuşalım. Çünkü gerçekten yoğun bir ilgi var, gerçekten yoğun bir talep var. Her gittiğinizde her branşta mutlak suretle yoğun bir tedavi görmek isteyen vatandaşlar var. Evet, bunu nasıl azaltabiliriz? Neler yapılabilir? Gelin bunu konuşalım. Yani bunları konuşalım. O yüzden
hani şehir hastanelerinin güzelliklerini de konuşalım ki siyaset yapmayalım burada ya. Ya burada vatandaş hizmet alıyor. Vatandaşın hizmet aldığı her noktada siyaset işlemez arkadaşlar. Yani bu vatandaşın almış olduğu güzel bir hizmet, bunu da görelim artık. Siyaseti bir kenara bırakalım. Evet, Afrin Harekatı ile ilgili son dakika. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444. Çoğalır inşallah. Çoğalır inşallah. Ve hepsinin soyu sopu yok edilene kadar da bu mücadele devam etsin. Eğer devam etmezse hükümetimize karşı, devletimize karşı gerçekten sitem edeceğiz. Çünkü biz artık ülkemizde huzur, sınırlarımızda huzur istiyoruz. Biz bunu hak eden bir toplumuz. Biz gözü yaşta anneler görmek istemiyoruz artık. Bu yüzden bu operasyonların Kandil'e kadar dayanmasını istiyoruz. Kandil'in de yerle bir edilmesini istiyoruz artık. Yani o Kandil'e de o hani diyor ya bayrağımızda, diyor ya nereye istersen iste seni oraya dikeyim diye. Evet, bayrağımız Kandil'e dikilmeyi istiyor. O Kandil'e de o bayrağı dikelim, şanlı bayrağı. Haberci gazetesiyle devam edelim. Hayal kırıklığı demişler. Doktor Ful Uğurhan bir 14 Mart'ta tıp haftasına daha başarısız sağlık politikalarının yol açtığı sorunlar ve yerine getirilemeyen vaatlerin yarattığı hayal kırıkları ile girdik açıklamasında bulunmuşlar. İlçelerle bağlar kopuyor demiş. Merkezle ilçe belediyelerini birbirine bağlayan koordinasyon şube müdürlüklerinin kapatılmasına tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, o bölgelerde birimlerimizin oluşması lazım, yoksa merkezden kentin tamamını yönetemeyiz demişler. Nakliyeci dertli denmiş bu arada haberde. Ve geçiyoruz. Yeni Haber gazetesi hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar demiş. Erdemli ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kod Erdemli projesinin başlama etkinliği yapıldı. İlçeye bağlı Tabureli Mahallesi'nde bulunan Şehit Ali İhsan Öer Ortaokulu'nda düzenlenen törene ilçe kaymakamı Avni Kula, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, okul müdürü Özgür Özdin, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Jandarma Erdemli'de uyuşturucuya geçit vermiyor sevgili izleyicilerimiz. Bakmayın böyle alacalı bulacalı yapıldığına, bu bir zehir. Evet, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan iki kişiden biri tutuklandı bu arada. Devam ediyoruz farklı bir gazeteye geçip. Mersin gazetesi Narenciye yüz güldürdü demiş. Son yıllarda büyük zararlar gören narenciye üreticisi bu sezon fiyatlardan memnun kaldı. Ancak mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları çiftçiyi korkutmaya başladı denmiş. Ve devam ediyoruz. Çukurova gazetesi. Milli insansız deniz aracı geliyor bu arada. Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren OS denizcilik firması insansız deniz aracının üretilmesi için çalışmalarına başladı. Tamamen yerli ürünlerden üretilecek insansız deniz aracının bir yıldan kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor. Vali Su ve eşinden şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirilmiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Hakimiyet gazetesi. İttifak yapmak acizliğin göstergesidir demişler. Şimdi yani demeyeyim diyorum da Sayın Aytu Atıcı, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapılmıştı acaba? Yani evet, yasal bir şekilde değildi ama sonuçta 12 parti bir araya gelmemiş miydi? Yani acizliğin göstergesi miydi o zaman da? Bunu mu kabul ediyorsunuz? Bunu mu diyorsunuz? Bunu diyorsanız tamam. Ama demiyor. Sadece şimdiki ittifaklardan bahsediyorsanız o zaman bir adaletsizlik var ortada. Ya Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 parti tek bir kişiye karşı birleşildi. Hatırladınız mı? Bilmem. Yani siyaset yapanlar aslında bunları unutmaması lazım. Dün dündür, bugün bugündür felsefesi Turgut Özal döneminde kaldı. Yani artık dün dünde kalmıyor, bugün de bugün de kalmıyor. Çünkü yarın bugünü de hatırlıyoruz biz. O yüzden hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 parti bir araya gelmişti değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 12 parti tek bir kişiye karşı birleşti.
Ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı gerçekleşmeden önce de hem yerel ve hem genel seçimler için içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olduğu işte Saadet Partisi, HDP ile görüşmeler de yapılıyordu değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Ya şimdi biz yapınca iyi, başkası yapınca kötü. İşte biz böyle bir siyaseti kabul etmiyoruz, sevmiyoruz. Ya istemiyoruz. Yani o yüzden hani biz yapınca iyi, başkası yapınca kötü deyince işte burada böyle çıkıp bunu yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Akdeniz Postası Anamur Ziraat Odası Kurucu Başkanı Kaplan odayı ziyaret etti demişler. Kocamız derdimiz bu kentin imar sorununu çözmek açıklamasına yer vermiş. Yemeklerde tuz yerine baharat ve bitki kullanın demişler. Biliyorsunuz dün dünya tuz günüydü. Tuza dikkat çekilmişti. 18 gram kullanıyoruz. Günlük tüketimde aslında günlük 5 gram tüketmemiz gerekirken efendim. Bir çay kaşığı kadar evet. Bir çay kaşığı kadar kullanırken herhalde bir yemek kaşığını kullanıyoruz biz. Evet işte düşürmemiz lazım. Mersin Kadın Gazetesi feminizm ölmedi demişler. Türkiye'nin önde gelen feminizm kuramcılarından Profesör Doktor Yıldız Ecevit cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları çalışmalarının temelinde feminizmin yattığını belirtti. Şimdi biz bir kere eşitlikten mi bahsedeceğiz yoksa erkek düşmanı kadın düşmanı mı olacağız? Yani böyle bir bölünme mi yaşayacağız? Bir kere Türkiye'nin buna karar vermesi lazım. Ya bakıyorum geçen gün gördüm. Utandım, gerçekten utandım. Vallahi billahi utandım. Neydi utandığım? İşte feministler İstanbul'da Taksim'de çıkmışlar. Ya tamam güzel. Ellerindeki pankartlar dehşet verici. Gerçekten dehşet verici. Yani utandım. Evet beden sizin bedeniniz doğru. Herkesin kendi bedeni kendinin. Ama hani ne bileyim Ezel yani orada kullanılan pankartları dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ya buradan söylemeye dilim varmıyor. Dilim varmıyor. Yani işte erkeklere karşı erkek düşmanlığını hatta iki tane genç kızımız bak sadece en masum olanını söyleyeyim. En masum olanını söyleyeyim pankartta. İki genç kızımız bir pankart tutmuşlar. Pankartta ne yazıyor biliyor musunuz? En masum olanını söylüyorum. Tabii masum derseniz buna da. Anne babamı çabuk bir an önce boşa. Yani biz cinsiyet eşitliğini konuşmak isterken biz kadınla erkeğin aynı ortamda birlikte hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağına inanan bir toplum yaratmak isterken, biz kadınların da erkeklerle birlikte aynı işleri de yapabileceğine inandığımızı haykırmaya çalışırken, anne babamı bir an önce boşa, yaşasın feministlik. Yani bu mudur? Gerçekten bu mudur? Ya feminizm olmalı mı? Feministlik olmalı mı? Bunu konuşmalıyız bence biraz daha. Yani ne istiyoruz? Ha bir film vardı, Kadın Ne İster? Şimdi ben soruyorum, kadın ne istiyor? Gerçekten erkek düşmanı bir toplum mu yaratmak istiyor? Yoksa erkeklerle birlikte bu toplumu nasıl düzenleyebiliriz'i isteyen bir birleşim mi istiyor? Gerçekten bunları konuşmamız lazım. Yani feminist. Erkek düşmanlığı. Erkeğe hayır. Bunlar bence olmaması gereken şeylerdir. Yok efendim ben senin kaburgandan olmadım. Yok benim sen benim neremden düştün gibi pankartlar vardı. Şimdi soruyorum gerçekten bunlar utanılacak şeyler mi değil mi? Evet devam edelim. Tarsus Express gazetesi de Tarsus Belediyesi'nden örnek bir proje kitap kafe 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 17'de törenle açılıyormuş bu arada. Tarsus Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Şahin'in acı günü demişler. Evet, Türkiye Esnaf Konfederasyonu'ydu Ezel. Dün söylediğimiz TESKON. Yok. TUSK.
Tescon, evet Tescon. Tescon. Yani şunu dinleteyim Ezel'cim. Videosunu çektim dün. Dinleteyim bak ne diyor ama bir sonlarına yetişebildim, onu çekebildim. Sadece birazını dinleteyim Ezel. Seçim Dalı Harekatı'na destek, yardım hibelerimizle Afrinli kardeşlerimize hayat oluyoruz. Devletimizin yanındayız, 14 Mart'ta Hatay'dayız. Tescon. Tescon. Evet, şimdi 14 Mart'ta yani bugün Hatay'da buluşacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından esnaf kardeşlerimiz, esnaf abilerimiz, esnaf ablalarımız bir araya geliyorlar. Heybelerini hazırlamışlar. Yardım heybelerini hazırlamışlar. Afrin operasyonuna Mehmetçi'ye destek ve orada yaşayan terör örgütünden zarar görmüş vatandaşlara yardım etmek amacıyla onlar paketler hazırlamışlar, heybeler hazırlamışlar. Bugün Hatay'da buluşacaklar. Ve toplanan tüm heybeler ve erzaklar ve yardım paketleri işte Afrin'de terörün zulmünde kalan ve sonrasında Mehmetçiğin ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin sayesinde huzura kavuşan o insanlara dağıtılacak. İşte benim ülkem böyle bir ülke, güzel bir ülke, tatlı bir ülke. Devam edelim. Mut'tan haber. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla sevgili izleyicilerimiz yapılan program hakkında haber yapmışlar ilk sayfadan. Ve devam ediyoruz. Bozyazı gazetesi de Mersin'e 27 milyar lira yatırım yaptık demişler. Katrilyon değil miydi? Milyar mı oluyor? Ya işte bu yeni eski para olayına bir türlü ısınamadık. 27 milyar TL, 27 katrilyon oluyor değil mi? Tamam. Evet. 27 katrilyon. Maşallah gerçekten büyük. Yani büyük. Yani şimdi kabul edelim büyük bir yardım. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi de İşkem tekstil markası oluşturmak için kolları sıvadı. Bu arada Kocamaz Tıp Bayramı'nı unutmadı demişler. Mevsimlik orman işçilerine eğitim verildi denmiş. Çamlıyayla üreticisine destek verilmiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve Akdeniz gazetesi Milli İnsansız Deniz Aracı geliyor. Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren OS Denizcilik firması. Tarsus Berlin Fuarı'nda denmiş bu arada. Evet bu arada Fransa'da Ezel'cim sokaklar karışmış yine. Benim o baktığım site var ya orada var Ezel birkaç görüntü izletelim. Bak orada güzel bir senaryo yapmışlar. Abi bu terör sevicileri var ya yani Oscar'lık adaylarına girseler kesin Oscar alırlar. Oyunculukta, rol yapmakta. Gerçekten bak. Yani şu terör sevicilerinin ortaya koyduğu, sahnelediği tiyatrolar var ya. Yani o kadar güzel oynuyorlar ki terör sevicileri. O kadar güzel oynuyorlar ki. Ama işte Fransız öpücüğü var diye Ezel. Fransız öpücüğünün yanı sıra aynı zamanda Fransız jopu da varmış. O Fransız öpücüğünü kondurmadılar. Fransız jopunu kondurdular o terör sevicilerine. Orada var. Güzel de olmuş bence. Yakışmış onlara. Yani o Fransız jopu da iyi gelmiş bence. İyi gelmiş. Devam edin. Böyle birbirinizi yiyin. Yiyin. Yiyin ki beslediğiniz terörler. Ben ne demiştim dün? Demiştim ki bakın. Beslediğiniz terör örgütleri, yanlışları ve terör sevicileri bir gün size de çıkacaklar. Ortalığı yakıp yıkacaklar dedim. Bak Fransa'yı talan ediyorlar. Evet bu sefer bakıyorsun polis coplarla Fransız copuyla artık hey halay çeke çeke tey 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 giriyor. Ve ne oluyor? İşte arkadaşım yani yaşarsınız siz de bunu yaşarsınız. Çünkü terör terördür abi bitti gitti yani bunun lamicimi yok. Senin terörün iyi, benim terörüm iyi, kötü. Yok böyle bir dünya. Terör terördür. Terör de kötüdür. Terör sevicileri en beteridir. En kötüsüdür. En hainidir. En çirkefidir. İşte bir de en kalleşidir. Bir de şimdi orada yakıp yıktılar. Şimdi Fransa polisi devreye girdi. Artık tarih şunu da yazacak. Fransız öpücüğü vardı bir dönem romantizmde. Şimdi Fransız jopu var. Diye. Bak biz manşetleri atalım. Evet,
Var mı o görüntüler? İzledim bugün, bayıldım. Böyle güzeldi görüntüler. Devam etsin, Fransa devam etsin böyle. Terör sevicilerine karşı net tavrını koysun abi. Yani yılanın başını, yok neydi o ezel? Küçük kenezi. Niye küçük kenezi diyorsun? Ha, büyümesin diye. Tamam, yılanın başını küçük kenezeceksin. Ve Mutun Sesi, sevgili izleyicilerimiz, niçin 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyoruz demişler. Yani nedenini açıklamışlar. Niçin diye sorgulamıyorlar bu arada onu da. Evet, şimdi Tabip Odası sevgili izleyicilerimiz, bugün Tıp Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda görüyorsunuz Atatürk Anıtı'nı, şu an canlı görüntüler. Atatürk Anıtı'nda, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdiler. Özel Mersin Akademi Hastanesi. Evet, şu an Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sevgili izleyicilerimiz, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına şu an sağlık kuruluşları çelenk bırakıyor 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla. Evet, bu görüntülerden sonra evet, çelenk sunumu devam edecek herhalde Eza. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Orada herhangi bir gelişme olduğunda tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönelim. Evet, ulusal gazetelere geçip Türkiye, Özel Mersin Sistem, Türkiye ve dünya gündemine de göz atalım. 20 saatlik ittifak kavgası denmiş. Seçim sistemine ittifak modelini getiren yasanın meclisteki 20 saatlik görüşme maratonu, kavga dövüş tamamlandı. Kaçmak isteyen öldürülüyor denmiş Afrin'de sevgili izleyicilerimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin kuşatıldı denmiş bu arada. Ayrıca bir koridor açıldı sivillerin tahliyesi için. Sivilleri tahliye edecek. Sonra o Türkiye'ye meydan okuyan teröristler kazdıkları hendekleri. Ya şimdi insan ezer. Akıl mantık almıyor. Yani insan kendi mezarını hiç kazar mı? Kazdı bunlar. Yani bunlar kendi mezarlarını kazdılar. Amerika bunları kullandı. Tamam mı? Dedi ki gelin oğlum, size bir devlet kuracağım dedi. Ben sizi destekleyeceğim dedi. Bunlar da inandılar. Bak, bunlar da inandılar. Tamam mı? Bunlar da inandılar. Vay, biz devlet kuracağız. Ya sen daha altına 10 tane koyun versek onu güdemezsin. Onu baş edemezsin. Devlet senin neyine? Değil mi? Şimdi bunlar da inandılar. Şimdi dedi ki ben size bak silah vereceğim ama bunun karşılığında bana para vereceksiniz. Şimdi terör örgütleri ne yaptılar? Uyuşturucu satmaya başladılar. Para alacak oradan, o parayla da silah alacak. Behey nankörler, yani madem size devlet kurmayı vaat edenler varken sizden niye paranızı alıyor? Be vicdansızlar, hiç mi aklınız çalışmıyor? Hiç mi o beyin denen şeyi kullanabilme yeteneğiniz yok? Yani bir kere bir sorgulama yetiniz yok. Ama kim parayı bastırırsa, kim hükmü bastırırsa. Bak dün mesela Sayın İlker Başbuğ bir şey demiş ya, bana çok mantıklı geldi. O APO'yu, cümleyi tamamlamak isterdim ama. APO'yu verdiler ya, bak şimdi sözde onların başındaydı değil mi? Sözde. Şimdi ne oldu? Amerika orayı verdi. Bak şimdi kim yönetiyor orayı? Kim sahip çıkıyor YPG'ye, PKK'ya? Amerika. Değil mi? Savunuyor, generallerini yolluyor. Ya Amerika, bu arada siz iyi eğitememişsiniz. Hani bir tane de şey, özel birlik kurmuşlardı. Halt etmişler. O birliği de kurdular. Yarım saatlik bir çatışma sonucu. O da Özgür Suriye ordusu daha çok şeydeydi. Askerimiz girmedi bile o öyle bir şey. Çünkü benim askerimin de bir şeyi vardır, bir duruşu vardır. Benim karşımdaki düşman biraz mert olacak. Yani kalitesi benim ayarıma biraz yakın olacak. Ayarında görmediği için çok fazla müdahale etmedi. Özgür Suriye ordusu güçleri tek başına işte aldılar orayı da. Yarım saatlik bir çatışma sonucu. Kendi mezarlarını kazıyorlar şu an.
Yani yapacak bir şey yok. O kazılanlar boş kalmasın. Doldurulacak bir ay sonra ve üzeri kapatılacak. Evet, devam edelim. Sabah gazetesi Vefa Ödülü Mehmetçi'ye denmiş. Evet, bence de doğru bir ödül. Diyanet'in iyilik ödülleri töreninde Vefa Ödülü Zeytin Dalı'nda siviller için kılık kırk yaran kahraman Mehmetçi'ye verildi. Afrin kuşatıldı sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Ezel'cim bak, ben bunu önce çok namlulu atış yapan silah zannetmiştim. Değilmiş Ezel. Bu neymiş biliyor musun? Yok, köprü. Şimdi bu endekler kazmışlar ya böyle tanklar geçmesin diye. Köprü olacak bu orada. Ve tanklarımız üzerinden geçip Afrin'e girecek. Ya bunlar işte bu kadar kıt beyinli Ezel. Yani zannediyorlar ki karşılarındaki onlar gibi dağda yetişen, orasını burasını kaşıyan topluluk. Oysa bilmiyor ki karşısında düzenli, mert, dünyada ilk olan düzenli bir ordu var. Bunu, bak bunu dahi düşünememiş herifler. Devam edelim bu arada. Takvim gazetesi, evet, jet kazasıyla ilgili sevgili izleyicimiz, şanslı iki koltuk demiş. İran'da düşen özel uçakta 10 yolcu olacaktı diyor. İkisi son anda geziye katılamadı. 8 arkadaşları feci şekilde ölürken şanslı genç kızlar hayatta kalmışlar. Evet, ve Habertürk Afrin'e çember denmiş sevgili izleyicilerimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart'tan itibaren Afrin merkezi kuşatıldı. Harekat için kritik önemde bölgeler ele geçirildi. Şimdi sivillerin hassasiyeti var biliyorsunuz. Sivillere zarar gelmesin diye büyük bir mücadele sergiliyor. Onlar için de bir koridor oluşturuldu ve o koridordan da siviller sağlıklı bir şekilde tahliye edilecek ve teröristlerle baş başa kalınacak. Akşam gazetesi, senin yaşında kızım var, korkma bizden demiş. Çocuk YPG'li Mehmetçi'ye nasıl teslim olduğunu akşam ekibine anlattı. Türk komutan bana senin yaşında kızım var, korkma dedi. O an tereddüt etmeden teslim oldum. Elimize silah verenler ise bizi mevzilerde ölüme terk edip kaçtı demiş. Bak, YPG'li çocuğa Mehmetçi el uzatıyor. Çocuk, terörist yapıyorlar çocuğu. Zorla terörist yapıyorlar. Zorla eline silah veriyorlar. Benim askerim, benim polisim işte bu şekilde yaklaşıyor. Bir de bak New York'ta bak Ezel bak. Şimdi bir kamyon yapmışlar. Bu kamyon LED. Sağda solda, önünde arkasında LED. Ne diyor biliyor musun? Sahtekar propaganda yapıyor New York. Diyor ki orada diyor Türk askerinin jetleri sivilleri vuruyor diyor. Bak gösterdiği görüntüler de ya Halep'ten çıkıyor eski görüntüler ya da Suriye'den çıkıyor. Yani Esed rejiminin vurduğu yerlerden çıkıyor. Bak nasıl kara propaganda yapıyorlar. Bak nasıl terörün savunuculuğunu dört bir yandan nasıl yapıyorlar görüyor musun? Yani çünkü onların eğittiği, onların yarattığı bir terör örgütü tıpkı DAEŞ gibi. Yalan kamyoneti denmiş. Keskin nişancıyı jetler böyle vurdu bu arada. Afrin'e birkaç kilometre mesafedeki Basil Haye tepesinde teröristlerin keskin nişancı yerleştirdiği kuleler jetlerle imha edildi denmiş. Bu arada Ezel'cim bunlar gitmiş. Gitmiş değil mi? Tillerson yerine Türk düşmanı gelmiş. Yani herkes zaten Türk sevdalısı çıkmadı ki. Dost olan yok ki bunların hepsi. Yani çoğu Türk düşmanı. Evet, abla da gitmiş değil mi Ezel? Görelim mi? Son kez veda edelim. Veda edelim. Çok sıkça sizlerde benim programda çok sıkça gösterdiğim bir evet işte şu. Hedir abla. Hedir ablam, kusura bakma, ben seni uyarmıştım ama demiştim ki bu yönetimle olmaz. Sen gel. Bak Beşiktaş'ız da seninle. Bırak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yalan yanlış politikalarının çıkıp sözcüsü olma. Çünkü yalancı konumuna sen düşersin. Dedik. Dedik mi? Dedik. Uyardık mı? Uyardık. Abla bizi dinledi mi? Dinlemedi. Şimdi ne oldu? Nereye atanmış? Heh. Gitti. Elden gitti o. Görev de elden gitti. Uyardım ama yani. Ne? Ne olmuş? ABD Dışişleri
Bakanlığı müsteşar vekili olmuş. Bak şimdi. Vallahi oradan da düşer ezer, ben sana söyleyeyim. Evet. Olsun, ne yapalım? Gitti. Artık çok fazla burada selam gönderemeyeceğiz, konuşamayacağız onunla. Güneş gazetesi Pentagon darbesi diyor. Amerika güne Pentagon darbesiyle uyandı. İç siyasette köşeye sıkışan Başkan Trump attığı tweetle Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alındığını duyurdu. Kendi mi aldı, başkası mı aldı? Rex'i de kovdular. Ekibi darmadağın oldu. Ordu yönetimi devraldı demişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve Yeni Şafak gazetesi o koridor tamamen temizlenecek diyor. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin DH bahanesiyle coğrafyamıza biçilen kefeni paramparça ettiğini, mücadelenin Afrin'le sınırlı kalmayacağını söyledi. Suriye sınırımızı 911 kilometre insanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Evet. Ve son gazete Vatan. Uzlaştık, bakan gitti diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusunda ABD tarafıyla uzlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra ABD'li mevkidaşı koltuğundan oldu. Vay, görüyor musun Ezel? Niye olmuş sence? Şimdi dedik ki onlara Münbiç'ten çıkın. Bunlar dediler ki hayır, çıkmayız. Sonra baktılar ki iş ciddi. Onlar önce geldiler bir ülkemize, hatırlayın. Böyle bakanlarla falan, askeri yetkililerle geldiler. İşte vay efendim Münbiç'i konuşmak için geldiler. Bizimkiler tavrını koydu. Kusura bakma kardeş dedi Türkiye. Ya çıkarsın ya akıbetin onlar gibi olacak dedi. O bayrağı da bize söz verdiğimiz gibi benim askerim tutacak, sana verecek dedi. Sonra bunlar ciddiyeti görünce artık oradan çıkmak gerektiğine inandılar. Yoksa telef olacaktı onların askerleri de. Tam anlaşmışken bu sefer Pentagon devreye girdi. Yani Amerika'yı asıl yönetenler, Trump dışındakiler. Onlar devreye girdiler ve bu mevkidaş, bakanın mevkidaşını gönderdiler. Şimdi yerine CIA başkanını getirdiler değil mi? Şimdi bakalım ne olacak? Ya bence çıkmasınlar oradan ya. Yani bahar temizliği yapmak güzeldir. Değil mi? Bahar kokularının saçıldığı bir temizlik yapmak güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, devam ediyor. Son gazeteydi değil mi? Evet. Bu arada hemen Inter Mersin'e de geçelim. Inter Mersin sayfamızı da sizlere aktaralım sevgili izleyicilerimiz. Tabii takip ediyorsunuzdur mutlaka. Günlük sıcak taze haberleri, anlık haberleri, son gelişmeleri, hem kentimizle ilgili hem ilçelerimizle ilgili haberleri sizlere Intermersin sayfasından da aktarıyoruz. Intermersin sayfamızı da takip etmenizi istiyoruz. Evet, Intermersin sayfamızın bugünkü güncellenen haberlerinde de yine tabii bozkurt işareti yapmak moda oldu biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mersin'de yapmasıyla birlikte Fatih Portakal'dan önce yine Fox TV'den diğer sunucu neydi adı Ezel? O da yaptı. Manşet olur muyum dedi. Manşet oldu o da. Fatih Portakal kıskandı herhalde kendisini. Ben de yapayım, beni de manşet yapsınlar dedi. O da bozkurt işareti yaptı. O da manşet oldu. Evet, Milli İnsansız Deniz Aracı geliyor haberini taşımışız. Ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki gelişmelerle ilgili zabıta kasapları denetlemiş bu arada. Tuza dikkat çekmek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Onunla ilgili zaten sizlere haberlerde de aktardık sevgili izleyicilerimiz. Mersin İdman Yurdu ile ilgili biliyorsunuz bir geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Onu sizlere canlı olarak aktardık İçel TV olarak sevgili izleyicilerimiz. Evet ve işte görüyorsunuz haberlerimizle, programlarımızla ve kaçırdığınız programlarımızla ilgili bütün gelişmeler Intermersin sayfasında sizlerin huzurunda. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Kızıl elma. Beklemesinler.
Başka bir şey yok. Ben Türk komandosuyum. Türk barışını kaçırmayacağım. Her yerde ben varım. Mahallar, karada, denizde, karada, balıkta, her zaman ve her yerde. Kaymazım, kaymazım. Bu vatanı veremezler. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Daha hızlı, daha süratli, daha atletik bir insanla yarışacağım.